Merhaba arkadaşlar, Etkili Matematik Soru Bankası, kümeler konusu, set 457, birinci soru. Yukarıda A kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümeleri veriliyor. Buna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Şimdi şurada arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4 tane küme var. Yani diyelim ki A kümesi en elemanlı olsun arkadaşlar. N'in üçlü kombinasyonunun sonucu 4'müş. 3 elemanlı alt küme sayıları. Dolayısıyla şuradaki kombinasyonu açarsak arkadaşlar n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eşittir 4. Şurası n çarpı işte n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyeli burada bırakırsak n eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. O da eşittir 4 diyor. Şuradakiler sadeleşir arkadaşlar, faktöriyeler. Dolayısıyla şunlar n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 eşittir 6 çarpı 4'ten 24. Burada arkadaşlar n'e 4 değerini verdiğimizde bakın 4 çarpı 3 çarpı 2 sonucu 24 yapar. Yani arkadaşlar A kümesi 4 elemanlı. Bize bunun alt küme sayısını soruyor. Alt küme sayısı da arkadaşlar 2 üzeri n'de. Yani 2 üzeri 4'ten sonuç 16. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru, A kümesinin eleman sayısı 2 azaltıldığında alt küme sayısı 96 azalmaktadır. Buna göre diyor A kümesinin eleman sayısı 2 artırılırsa alt küme sayısı kaç olur? Şimdi çözelim. Alt küme sayısı 2 üzeri n 2 azaltıldığında arkadaşlar 2 üzeri n eksi 2 96 azalıyor diyor. Yani 2 üzeri 2 üzeri n'den 96'yı çıkartabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla şunu 96'yı bu tarafa 2 üzeri n eksi 2'yi de bu tarafa atarsak şu şekilde. Şunu da arkadaşlar şöyle açabiliriz. 2 üzeri n bölü 4. Buradan da rasyonel sayılar gibi düşünürsek payda eşitlediğinizi düşün. 4 kere 1 4. Bir tane de burada vardı. Yani şöyle oluyor. 96 eşittir 3 çarpı 2 üzeri n bölü 4. Sadeleştirme yaptığımızda şurada arkadaşlar 32. 4 ile de çarparsak şurayı içler dışlar. 2 üzeri n'in arkadaşlar 2 üzeri 7 olduğunu bulabiliriz. Çünkü 32 2 üzeri 5. 2 de buradan geliyor. 2 üzeri 7. Yani n eşittir 7 arkadaşlar. A kümesi eleman sayısı 2 artırılırsa ne olur? 7 eleman 9 eleman olur. Yani 2 üzeri 9'dan 512 cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Bir kütüphanede bulunan kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Matematik kitaplarının bulunduğu raflar eksi 2'den 2'ye, eksi 2 ve 2 dahil kadar olan tam sayılarla numaralandırılmıştır diyor. Matematik kitaplarının bulunduğu rafların numaralandırdığı tam sayılar kümesinin 2 elemanlı tüm alt küme sayısı biyoloji kitaplarının bulunduğu raf sayısını vermektedir. Biyoloji kitaplarının bulunduğu rafların numaralandırıldığı tam sayılar kümesinin alt küme sayısı matematik ve biyoloji kitaplarının toplam sayısını verdiğine göre bu kütüphanedeki matematik ve biyoloji kitaplarının sayısı kaçtır? Şimdi şöyle arkadaşlar, matematik kitaplarının bulunduğu raflar eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 numaralarıyla numaralandırılmış arkadaşlar. Matematik kitaplarının bulunduğu rafların numaralandırıldığı tam sayılar kümesinin 2 elemanlı tüm alt küme sayısı diyor. Yani 2 elemanlı tüm, burada 5 tane sayı var. Bunun 2 elemanlı tüm alt küme sayısı arkadaşlar 5'in ikili kombinasyonu. Onu açtığınızda da arkadaşlar 10 çıkacak. Bu da size neyi veriyor? Biyoloji kitaplarının bulunduğu raf sayısını veriyor diyor. 2 elemanın tüm alt küme sayısı biyoloji kitaplarının bulunduğu raf sayısını veriyor. Yani 10 tane rafta biyoloji kitabı var. Biyoloji kitaplarının bulunduğu rafların numaralandırıldığı tam sayılar kümesinin alt küme sayısı diyor bakın. Alt küme sayısı yani 2 üzeri 10. Matematik ve biyoloji kitaplarının toplam sayısını verdiğine göre diyor. İşte bu kitapların sayısı kaçtır? Dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri 10 1024 yapıyor. Bu da cevabımız D şıkkı.